Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim bakış programına hoş geldiniz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda son 1-2 haftadır programları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hem sorduğunuz sorular hem istekleriniz hem de dediğimiz gibi talepleriniz. Şimdi bu taleplerin arasında hemen hemen en üst seviyeyi taşıyan bir konu var. Bu da bireysel emeklilik fonlarında yani emeklilik fonlarındaki getiriler konusu. Çoğunluğunuz emeklilik fonlarının getirilerinin düşük olduğunu savunuyor. Daha doğrusu örneklerle kendi poliçelerinden ya da kendi sözleşmelerinden örneklerle anlatıyor. Kimileri ise devlet katkısı fonlarının neredeyse hiç getirmediğini, sürekli de ekside gittiğini söylüyor. Kimileri de 2019 yılında da bu işin böyle mi devam edeceğini soruyor haliyle. Yani getirilerin düşük olacağını mı hem devlet katkısında hem de direkt seçilen sözleşmelerin fonlarının düşük olacağını mı soruyor. Şimdi bunların hepsini birleştirdik ve en yetkili ağızı davet ettik efendim. İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan bizlerle birlikte. Biraz rakamlarla, grafiklerle size konuyu anlatacağız. Aynı zamanda sorularınız varsa da iletebilirsiniz. Valla sizlerden gelenlerin çoğunu ben Tevfik Bey'e direkt yönlendireceğim. Devlet katkısı fonları ekside mi? Getirmiyorsa neden getirmiyor? Mesela en basit sorulardan bir tanesi faizin yüksek olduğu bir dönemde bile devlet katkısı fonları nasıl getirir elde etmez diye böyle bir feryatınız var. Bunu da ileteceğiz Tevfik Bey'e ondan sonra. Ve 2019'da ne olacağını da yine konuşacağız. bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden, Habertürk Twitter adresi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Tevfik Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben sormayacağım. Bu izleyicilerimizden gelen soruların 3 aşağı 5 yukarı hepsini çıkardım alt alta. Buradan başlayacağız ve tek tek de gideceğiz. Şimdi Aytaçlar arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. Önce şu haberi bir izleyelim. Ondan sonra ben hani bize resmin bütününü çizin falan gibi böyle zaman kaybedelim istemiyorum. Direkt spesifik noktalara nokta atışı yapalım ki izleyiciler de ya tamam hani bilgilendik desinler. Önce bir haberimi izleyelim. Bir küçük haberiniz var. İzleyelim sohbetimize başlayalım efendim Tevfik Bey'le. Bireysel emeklilikte otomatik katılımla beraber katılımcı sayısı 12 milyon kişiye yaklaştı. 92 milyar lira fon biriken sistemde %25'lik devlet katkısı 11 milyar 236 milyona ulaştı. Sistemde yatırımlar fonlar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Fonların içeriğine bakıldığında nakit, mevduat, çeşitli borçlanma araçları ve hisse senetleri bulunuyor. Ayrıca kıymetli madenler, gayrimenkule dayalı varlıklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, borsa işlemleri gibi farklı yatırım araçlarıyla da fon birikimi yapılabiliyor. Türkiye'de mevcut emeklilik fonlarının yatırım portföyüne bakıldığında kısa ve orta vadeli, likit, sabit getirili fonlar çoğunlukla tercih ediliyor. Devlet katkısının fon tercihlerini ise Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor. Devlet katkısı fonlarının askeri %75'i hazine tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde ve kira sertifikalarında bulunuyor. %25'lik kısmı ise TL cinsinden mevduatta, katılım hesabında, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında ve borsadaki hisse senetlerinde değerlendirilebiliyor. Uzun vadeli yatırım aracı olan bireysel emeklilikte devlet katkısı fon getirileri son 5 yılda %35 getiri elde etti. Faizlerin artışı sonrası son 1 yılda %13 zarar etti. Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde BES fonlarının getirileri de düşüyor. Faizler düştüğünde ise BES devlet katkı fonlarının bağlı olduğu yatırım araçlarının da getirileri yükseliyor. %25'lik devlet katkısı kademeli olarak hak ediliyor. Sistemden 3 yıl sonra çıkıldığında %15'i, 6 yıl sonra çıkıldığında %35'i, 10 yıl sonra çıkıldığında ise %60'ı hak ediliyor. Tüm devlet katkısını almak içinse sistemde en az 10 yıl kalıp emekli olunması gerekiyor. Evet, özetle bu böyle Tevfik Bey. Şimdi bize direkt konuya gelelim. 1 Ocak'tan şu zamana kadar son elinizdeki veriler varsa emeklilik fonlarının şimdi ikiye ayıralım. Bir gönüllü BES dediğimiz bizim 2003'ten beri devam eden BES var. Bir de
2017'de başlayan otomatik katılım sistemi var. Biz şimdi gönüllü beslen başlayalım. Yani 2003'ten beri gelen. Nedir getiriler? Niye bu kadar getiriler konusunda şikayetle karşı karşıya kaldık biz? Şimdi ben de sizin ettim siz. Evet. Şuradan başlayalım isterseniz. Bireysel emeklilik sistemi tek bir ürün değil. Bireysel emeklilik sisteminde aslına bakarsanız bireysel emeklilik yatırım fonları var. Neredeyse her emeklilik şirketi asgari 10 tane farklı yatırım stratejisi olan bireysel emeklilik yatırım fonunu müşterilerine sunuyor. Dolayısıyla sistemde tek bir getiri yok. Hangi emeklilik yatırım fonunu aldıysak o emeklilik yatırım fonlarının getirisi var. Şimdi ben hemen elimdeki getiri tablosundan, arkadaşlarım buraya gelirken hazırladılar. Dolayısıyla bugünkü sabahleyinki getiriler bunlar. Altın fonunun getirisi %28.2. Yani bu hangi dönemi kapsıyor bunlar? Yılbaşından bu tarafa. 1 Ocak'tan şu ana. 1 Ocak'tan bugüne kadarki getiri. Yani şunu söylüyoruz. Bir emeklilik katılımcısı eğer sadece altın fonuna yatırım yapmış olsaydı ortalamada %28.2 getiri elde edecekti. Reel mi nominal mi? Bu net getirisi. Net getiri. Net getirisi. Yani enflasyondan falan arındırmadınız. Arındırmadım. Tamam. Yılbaşından bu tarafa %28.2 yıllıklandırılmış değil. Tamam. Dolayısıyla 11,5 aylık getiriyi burada söylüyorum. Onun dışında uluslararası borçlanma araçları fonu alsaydı getirisi %22.1 olacaktı. Ya da uluslararası karma fonu alsaydı getirisi %19.2 olacaktı. Ya da en basit likit fon alsaydı getirisi %16 olacak. Burada bir araya gireyim. Şimdi likit fon dediğiniz ne? Likit fonun içerisinde zaten SPK tarafından her bir yatırım fonunun nereye yatırım yapabileceği, emeklilik yatırım fonunun nereye yatırım yapabileceği çok katı kurallarla belirlenmiş. Dolayısıyla portföy yöneticileri sadece orada tanımlanan yatırım araçlarını kullanabiliyor. Biz likit fonlarda bir miktar mevduat kullanabiliriz, bir miktar takas ters repo piyasasını kullanabiliriz. Çok kısa vadeli hazine bonosunu ya da özel sektör tahvillerini kullanabiliriz. Bunların dışında bir enstrüman kullanabiliriz. Yani burada ağırlıklı faiz ağırlıklı getiri faiz var ağırlıklı likitin getirler. İçinde. Bunun dışında şimdi aşağıya doğru gittiğimiz zaman da mesela hisse senedi fonu almışsak getiri -11.2 ya da hisse senedi endeks fonu almışsak getirimiz -13.4. Dolayısıyla sistemde getiri iyi ya da getiri kötü derken hangi emeklilik yatırım fonundayız onu bir kere söylüyor olmak lazım. -13.4 yani yılbaşından bu tarafa bir hisse senedi endeks fona yatırım yapmış olan bireysel emeklilik yatırımcısı varsa benim getirim de kötü oldu diyorsa bu kişi %100 haklı. Diğer taraftan altın fonuna yatırım yapmış kişi de %28.2 kazanmış. O da Türkiye'nin enflasyonunu da düşünsek, alternatif yatırım araçlarının getirisini de düşünsek orada da çok iyi bir getiri olduğu söz konusu. Ama burada şu var, portföy yöneticisi altın fonunun içerisini hisse senedi fonu gibi yapamıyor. Ya da hisse senedi fonunun içerisini altın gibi yapamıyor. Dolayısıyla biz Türkiye'de hisse senedi fiyatlarının çok hızlı düşeceğini bilsek bile hisse senedi miktarının %80'inin altına indiremiyoruz. Çok çok yapabildiğimiz belki daha az düşecek hisse senedini tercih edebiliyoruz. Buradaki eksi rakamına bakarsak burası borsanın işte 30 endeksinin ya da 100 endeksinin düşüşünden daha az düşmüş. Dolayısıyla portföy yöneticileri orada da iyi bir iş çıkartmışlar. Ama ben her zaman söylediğimi tekrar burada söylemek istiyorum. Bireysel emeklilik sisteminde hangi emeklilik yatırım fonunun alındığı çok çok önemli. Tamam, bir araya gireyim. Tabii bir şey soracağım. Şimdi dediniz ki her emeklilik şirketinin müşterilerine, katılımcılara 10 tane farklı fon sunuyor. Siz de 10 tane farklı fonu yönetiyorsunuz. Doğru. Şimdi benim merak ettiğim şey şu ki siz bunu çok iyi biliyorsunuz. 10 tane farklı fon sunuyor ama ağırlıklı sistemdeki katılımcıların tercihi hangisidir? Yani mesela farz-ı misal altın fonu %28 getiri sene başından bu yana dediniz. Ya bu sistemde katılımcıların ne kadar altın fonu tercih ediyor? Veya ne kadar likit dediğiniz fonu tercih ediyor? En önemli kriter bana göre o. Ne kadar nedir? Şimdi, neyi tercih ediyoruz biz toplum olarak katılımcılar? Ben bu açıdan da toplumun finansal okur yazarlığını da son derece takdir ediyorum. Zaman zaman toplumda finansal okur yazarlık seviyesini yükseltmeliyiz. İnsanlar seçtikleri enstrüman konusunda çok bilgili
değiller diye eleştiriler de duyuyorum. Ama Türkiye'de bugün baktığımız zaman bireysel emeklilik katkılarının en fazla yönlendirildiği fon hangisi oldu biliyor musunuz? Altın fonu. Ha, o mesela yani. Gelen paranın 2,5 milyar TL'lik kısmı buraya gitmiş. Ondan sonra bakıyorum en fazla para kamu dış borçlanma araçlarına gitmiş. Yani dövizle Türk şirketlerinin ya da hazinenin borçlanmalarını finanse ettiğimiz Eurobond'lara gitmiş. Ondan sonra en fazla para nereye gitmiş? Likit fonlara gitmiş. Dolayısıyla tercihler son derece sağlıklı yapılmış. Diğer taraftan ne olmuş? Faizler yükseldi. Faizler yükseldiği zaman bizim elimizde tuttuğumuz geçmiş dönemdeki düşük getirili hazine bonoları değer kaybediyor. Dolayısıyla o tip fonlardan da çok ciddi para çıkışı olmuş. Oradan da para çıkışı 2,2 milyar TL. Ama bütün sisteme baktığımız zaman hala kamu iç borçlanma araçlarında önemli miktarda paramız var. Ve bu yıl itibariyle dikiz aynasından baktığımız zaman da kamu iç borçlanma araçlarındaki hisse senedi fonlarındaki yatırımcılarımız da bir miktar getiri açısından ortalamanın altında kaldılar. Ama şunu da söylemek lazım. Burada da bir başka potansiyel var. Yani biz bir yıl önceki o düşük getirili hazine bonolarını elde tutmaktan dolayı zarardayız. O fonları elde tutmaktan dolayı zarardayız ama şu anda artık hazine bonolarının geldiği seviye oldukça yukarıda. Şimdi bu saatten sonra hala geçmişteki kadar dezavantajlı mıyız onu da tartışmak lazım. Şimdi o zaman buradan şöyle bir yani sizin aslında söyleminizden şöyle de bir katılımcıya tiyo var. Önümüzdeki sene faizlerin düşeceğini öngörüyoruz. Yeni ekonomi programında böyle öngörüyor ve enflasyonun da düşeceğini, belli bir seviye oturacağını öngörüyor. O zaman siz bugün yüksek rakamdan almış olduğunuz bu şeyleri alanlar önümüzdeki dönem garantilemiş oluyor. Şimdiden yüksek faiz almayı. Doğru mu? Garantilemiş kısmı hariç. Doğru. Hariç. Hayat sene başında düşükten aldınız. Yani şunu söylüyoruz. Şu andaki hazine bonosu faizleri son derece cazip. Yeni ekonomi programına baktığımız zaman da önümüzdeki dönemde biz enflasyonun bugüne göre aşağı seviyeye doğru geleceğini bekliyoruz. Ekonomistlerin ortalamasına bakarsanız %16 civarında 2019 yılı için enflasyon tahmin ediliyor. İşte 2 yıllık tahvil aldığınız takdirde ya da 5 yıllık tahvil aldığınız takdirde buradaki enflasyon oranının oldukça üzerinde bir getiri söz konusu. Dolayısıyla geçmiş döneme bakıp İleriye yönelik olarak da yatırım kararı almamamız gerekir. Dolayısıyla ileriye dönük parametrelerle bugünkü finansal enstrümanlara ilişkin değerlendirmemizi yapmakta ben fayda görürüm. Şu andaki haliyle devlet iç borçlanma araçları fonları ya da özel sektör borçlanma araçları fonlarının getirileri son derece cazip diyebilirim. Peki. Şimdi Yüce Bey şöyle sorar. Hisse fonunda olan bir kişi olarak borsa düştüğü zaman zarar hemen fazlasıyla yansıyor. Yükseldiği zaman da yükseldiği kadar kar yazmıyor. Niye? Böyle bir değerlendirmeyi tabii ki... kabul etmiyorum diyorsunuz. Yani kabul etmiyorum değil. Muhakkak Yücel Bey böyle yazması öyle olmuştur. Ama onun o anki satın aldığı fonun hisse senetlerinin kendi dengesinden ya da hareketlerinden kaynaklı olabilir. Ama normal şartlar altında borsadaki hareketlerin birebir yansımasını biz kendi hisse senedi fonumuzda görüyor olmamız lazım. Dolayısıyla bunu görmüyorsak, Yücel Bey'in tarif ettiği gibi bir dünya söz konusuysa, yani düşerken ben aynen düşüyorum ya da borsadaki düşüşten daha hızlı düşüyorum ama yükselirken o yükselişi aynı nispetle iştirak etmiyorsam, o zaman benim fonumu yöneten portföy yöneticisi iyi yönetmiyordur. Orada bir o zaman da var. Şu serbestliğimiz var. Bir emeklilik şirketimizi ya da dolayısıyla da o emeklilik fonunu yöneten portföy yöneticisini değiştirme hakkımız var. Böyle bir tespitimiz varsa, bundan rahatsızlık duyuyorsak, o zaman ülkemizde çok sayıda bireysel emeklilik şirketi var. Başka bir emeklilik şirketinin hisse senedi fonunu alarak hayata devam etmeliyiz. Şimdi biz hep bu ekranlardan ve siz değerli katılımcılarımızla geldiğinde şu mesajı veriyoruz. Diyoruz ki kardeşim bireysel emeklilik sistemi dediğin sistem öyle bir yıllık 6 aylık bir sistem değil. Uzun vadeli bir sistem, adı üstünde emeklilik. Şimdi biz siz sene başından bu yana olan süreçteki emeklilik fonlarının getirilerini ortaya koydunuz. Güzel.
biraz daha geçmişe gidelim. Yani 2003'ten bu yana gelmeyelim. O kadar da yani şimdi ben hala 2003'ten bu yana sistemdeki olan kişi sayısının çok az olduğuna inanıyorum. Yani onu ama son 5 yıllık bir perspektif yani bir projeksiyon çizerseniz aynı getirilerle mi karşılaşıyoruz biz? Bireysel emeklilik sistemi Türkiye'de nereye yatırım yapıyor diye baktığımızda sizin biraz önceki sunumunuzda da vardı. Bireysel emeklilik sistemi çok büyük oranda Türkiye'ye yatırım yapıyor. Dolayısıyla Türkiye iyi performans gösteriyorsa bireysel emeklilik sistemi de iyi performans gösterecek. Yani Türkiye'nin borsası iyi performans göstermeli, tahvilleri iyi performans göstermeli, şirketleri iyi performans göstermeli ki biz de onun bir neması olarak bunların menkul kıymetlerine yatırım yaparak iyi para kazanmalıyız. Aksi takdirde şunu yapmak gerekir. Bireysel emeklilik sistemindeki bütün parayı yurt dışına yönlendiriyor olmamız lazım. Bu da şu demek. Türkiye'de biz yaptığımız işlerden hiç memnun değiliz. Dolayısıyla kendimiz bu işleri yönetiyoruz. Ama ne tahvilinden, ne şirketinden ne de kendimizden memnunuz. Dolayısıyla bütün birikimlerimizi yurt dışına gönderin. Böyle bir şey söylemediğimize göre geçmiş dönemdeki bir kesit belki istediğimiz performansı vermeyebilir ama biz bu ülkenin geleceğine güveniyoruz. Dolayısıyla buradaki getiri potansiyelinin de her taraftan daha fazla olduğuna da inanıyoruz. O nedenle de bu belli kesitlerle bakmak yerine ileriye dönük bu gözle baktığımızda çok daha iyi sonuç alacağımızı da düşünüyorum. Ben parayı yönetirken böyle bakıyorum. Peki. Şimdi en çok aldığımız eleştirilerin başında hani bu tamam. Bu fonlar kişilerin kendi tercihleri. Sistemde katılan gerek bireysel yani gönüllü beste gerek otomatik katılımdaki ben seçiyorum bu fonu. Dolayısıyla hani siz yönetiyorsunuz. Başarı sizin başarınız ama fon yanlış seçmişse de bu da benim başarısızlığım. Ama devlet katkısı fonlarının yani hiçbirimizin dahli yok burada. Şimdi devlet katkısı fonlarında ciddi bir kayıp olduğu ve hatta bir adım daha öteye gidiliyor şöyle deniyor. Yani faizin yüksek olduğu bir dönemde devlet katkısı nasıl negatif getir getirir, eksi getir getirir? Biz bunu anlayamıyoruz diyor izleyiciler. Haklılar. Yani faiz yükselmiş. Zaten konuşmaya sonra gerek yok burada. Haklılar bitti gitti. Devlet katkı fonu nasıl eksi getirir? Ya da faizin yükseldiği ortamda evet, yüksek faiz hazine bonosunda varken bundan nasıl para kaybedilir? Evet. Bu inanın sokaktaki vatandaşın yanıldığı ya da burada tereddüte düştüğü bir konu değil. Zaman zaman finans profesyonellerinin içerisinde dahi bu kavramı anlayamayıp dönüp buradaki soruyu bize yöneltenler. Tamam, devam edin. Bakın ben şöyle bir soruyla bile karşılaştım okuyucudan gelen. Diyor ki arkadaş diyor aynen de arkadaş diyor. O zaman faiz %26'ydı. Evet. Yani Ağustos Eylül döneminde bahsediyoruz. Faizlerin %26 olduğu bir dönemde %25 devlet katkısı bile yönetilmiyorsa sen bana neyi anlatıyorsun diyordu. Doğru. Şimdi bıraktığım yerden devam ediyorum. Diyelim ki yılın başında ülkedeki faiz hattı, uzun vadeli faiz hattı %10'du. Bizim elimizde de o günkü faiz hattından oluşmuş bir devlet tahvili stoğu vardı. Peki. Yılın içerisinde faizler nereye kadar çıktı? %20'lere kadar çıktı uzun vadeli faizler. Dolayısıyla artık daha cazip getirisi olan faizler var. O zaman sizin elinizdeki tahvillerin fiyatı cazip getirili tahvillerin fiyatına eşitlenmek durumunda. O zaman da siz bunu mesela 90 liradan almışsanız 80 liraya düşüyor değer. Getirisini eşitleyebilmek adına. O nedenle elde tahvil stoğu olan yatırımcılar bu tahvil stoğu nedeniyle zarar ediyorlar. Bireysel emeklilik sisteminde de devlet katkısı fonlarının devlet tahviline yatırım yapma zarureti var ve bunu yaparken de uzun vadeli tahvillere karşılaştırma ölçütü olarak almış durumda. Dolayısıyla buradaki getiri özellikle faizlerin %20 seviyelere çıktığı noktada yatırımcıların tam tarif ettiği gibi oldu. Ama şunu da unutmamak lazım. Tahvil faizleri hızla gerilediği zaman da benzer bir şekilde çok hızlı bir şekilde bu yatırımcılar bu devlet tahvillerinden de para kazanıyor olacaklar. Bugün itibariyle getirisi neredeyse yılbaşından bu tarafa yok gibi sıfır seviyesinde. Ama içerisinde de yılbaşına göre çok daha yüksek getirili artık devlet tahvillerimiz var. Peki böyle mi devam edecek 2019?
Buyurun bir yudumsunuzu alın. Ben de bu arada şeye de bakayım. 2019'da da böyle mi gideceğiz? Yani devlet katkısı hemen hemen getiri elde etmeyecek. İşte emeklilik fonları da bu minvalde gidecek. Öngörü bu mudur? Şimdi, ne öngörüyorsunuz? Şimdi yeni ekonomi programındaki gibi bir ekonomi tablosunu birlikte yaşayacak olursak. Yılın sonu için diyelim ki 2019'da enflasyon %16 oldu. 2020'yi o tarihte tahmin etmeye çalıştığımız zaman da belki tek haneli bir enflasyon tahmin ediyoruz. Elimizdeki devlet tahvillerinin ortalama vadesi devlet katkı fonlarında 3 yıl olsun ve elimizde de bizim %18 faizli devlet tahvillerimiz var. Dolayısıyla biz önümüzdeki 3 yıl boyunca %18 kazanır bir portföyle hayatımızı devam ettireceğiz. Eğer enflasyon çizdiğimiz senaryo dahilinde hızlıca aşağıya doğru da gelirse bu elimizdeki portföyden yıllık bazda kazandığımız faiz ya da getiri %18'in çok daha üzerinde olacak. O nedenle 2018 yılını örnek alarak 2019 yılı ile ilgili varsayımda bulunmayı ben doğru bulmam. Bunu kendi dengelerin içerisinde düşünmekte fayda var. Peki. Şimdi bazı izleyicilerimiz diyor ki, burada da Twitter'dan da geliyor, diyorlar ki ya bu BES işte fonlar falan işte kaynak yaratmak. 100 milyara ulaştı değil mi? Doğru. Fonlar. Ya, 91 milyar şu andaki. 100 milyar değil. Ya şunu anlatmakta zorluk çekiyoruz. Keşke bu 100 milyar değil de 500 milyar olsaydı da bu Ağustos Eylül'de yaşadığımız dalgalanmaları yaşamasaydık. Doğru mu söylüyorum? Doğru söylüyorsunuz. Türkiye'deki dalgalanmanın temel nedeni dış kaynak ihtiyacı. Yani iyi günde dönüp yurt dışında çok rahat borç para bulabiliyorsunuz. Size borç para veren ülkeler ya da yatırımcılar, işlerin sizde iyi gitmediği ya da kendilerinde iyi gitmediği bir durumda size borç verdikleri miktarı geri çağırabiliyorlar. Dolayısıyla bizim Ağustos'ta yaşadığımız iş bunun gibi bir şeydi. Biz yurt dışı kaynakla bu işlerimizi finanse eder konumda olmasaydık, kendi para birimimizle finanse etseydik, Ağustos'ta, Eylül'de yaşadığımız o yükselişlerin hiçbirisini tecrübe etmezdik. Bütün gelişmiş ülkelere baktığımızda ya da istikrarlı ülkelere baktığımızda şunu görüyoruz. Onların bireysel emeklilik sisteminde birikmiş paraları gayri safi milli hasılaya oranla çok yukarı. Evet. Biz hala %5'li seviyelere gelememişken öyle ülkeler var ki gayri safi milli hasılasından daha büyük para biriktirmiş. O zaman böyle bir sıkıntıyı yaşamadıkları gibi o zaman şöyle bir dünyalar oluyor. Faiz hatları son derece düşük. Dolayısıyla bütün yatırımlarını çok daha uygun bir kaynak maliyetiyle finanse edebiliyorlar. Dolayısıyla Samsung'lar olabiliyor. Dolayısıyla Apple'lar olabiliyor. Ya da BMW'ler olabiliyor. Mercedes'ler olabiliyor. Bütün dünyayla rekabet edebilecek şirketler olabiliyor. Almanya'da, Amerika'daki bir şirket finansmanını %2, %3, bilemediniz %4 faizle finanse ederken Türkiye'deki ortamda dolar bazında %10'un üzerinde kaynakla bunu mal ettiğiniz zaman bir kere baştan rekabet edemeyecek durumda oluyorsunuz. Bu nedenle de bireysel emeklilik sistemi evet bir kaynak yaratmak ama kime kaynak yaratmak? Yine bu 80 milyon için kaynak aynen yaratmaktır. Öyle. Dolayısıyla bir kaynak yaratıyorsak da bu ülkeye kaynak yaratıyoruz. Doğru. Son bir dakika kaldı. Şunu da sorayım. Katılımcılar her sene içinde fon değiştirme haklarını yeterince kullanıyorlar mı? Yeterince kullanmıyorlar. Belki de bu getiriyle ilgili sıkıntılarımızın en temel nedenini de bu oluşturuyor. Burada konjektüre göre eğer biz elimizdeki emeklilik fonlarını değiştirebiliyor olsak şu andakinden çok daha tatmin edici getiriyi bulabiliriz diye düşünüyorum. Biraz önce örneklerini zaten verdik. Ben bu konjektürde biraz daha kısa vadeli bir ürün alayım ya da altın gibi bir ürün alayım ya da önümüzdeki yıl çok iyi şeyler bekliyorum. Dolayısıyla da hisse senedi ürününe geçeyim dediğimiz takdirde burada daha iyi bir getiri elde edebilmek mümkün. Bunun için de bir profesyonel desteğe ihtiyaç var. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili altyapı üzerine bütün şirketlerimiz çalışıyor. Zannediyorum dijital ortamda, yazılım ortamında tüm yatırımcılara danışmanlık verecek hizmeti önümüzdeki yılın içerisinde birçok şirketimiz sunuyor olacak. Dolayısıyla da bu konudaki eksikliği de gideriyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz Tevfik Eraslan. Ben teşekkür ederim. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Yarın Gebze'de olacağız.
KOBİ'lerle bir araya geleceğiz. KOBİ'lere finansman modellerini anlatacağız. Exim Bank Genel Müdürü bizlerle birlikte olacak. Faktörünçiler ve finansçılarla bizlerle birlikte olacak. Eğer zamanınız varsa sizi de bekleriz efendim. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.